Merhaba, ben Overdragon ve bugün sizlerle Sunne Etika Bilozero'nun ilk bölümüyle karşınızdayım. Çok uzun bir bekleyişten sonra Sunne Etika Bilozero sonunda çıktı. Bu final güncellemesi, yani 1.0 şu anda, yani bütün her şey bitti oyunda olabilecek. Son final sahnesi dahil olarak. Bu ikinci oyunu Sunne Etika'nın, birinci oyunu şu anda kanalda, yani şu anda geliyor. Bu Bilozero'nun çıkış saati, çıkış zamanında direkt atabilmek için birazcık şey yaptım. Yani o serinin rework'ünü çekiyordum. O yüzden bu bölüm gelecek. Bu bölüm yayınlandıktan bir gün sonra filan da normal Sunne Etika finali gelecek. Yani önceki oyunu izlemek istiyorsanız ertesi günün bölümünü izleyip buna dönebilirsiniz isterseniz. Bu benim için değişik bir deneyim olacak. Çünkü bu oyunu trailerlar dışında hiçbir şey bilmiyorum. Diğer normal Sunne Etika önceden kendim oynamıştım, sonra çekmeye karar vermiştim. Ama bunu hiçbir şekilde bilmediğim için benim için de yeni bir tecrübe olacak. Bayağı heyecanlıyım. Hadi başlayalım bakalım. Ve ayarlarımız en yüksekti. Umarım hiçbir sıkıntı çıkmaz. Hadi bakalım. Yeni oyuna başla. Bunda da aynı şekilde hayatta kalma falan var. Hadi bakalım. Oo, yükleme ekranı var. Güzel. Bayağı geliştirmişler. Neyse. Hadi bakalım. You sure you want this? The research is in everything. It is to me and Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Bu Altera'dan ayrı şeyler. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Unknown Worlds Entertainment sunar. Sunar etken biliyor musun? Tamam, hayatta kaldın siz düşüşten. Önemli olanı. Ama hala meteor yağmur var yalnız. Tamam. Okey. Kurtulduk. Ve evet, Sunne Etika Bilozero'ya hoş geldiniz. Merak etme, çıkarım. O ne? Drop pod büyük ihtimal o. Her yerde meteor var, çok güzel ortam. Ve sıcaklık barı var. Oksijen barının yeri sıcaklık barıyla değişmiş. Merhaba. Oo, hasar veriyor. Yakıyor bu. Tamam, yaşam kozasına gitmemiz gerekiyor şu an. Oksijen barıyla sıcaklık barının yeri değişmiş. Yani şu anda en yüksek ayarlarda oynuyoruz değil mi? Daha yükseği yok değil mi? Daha yükseği yok. Ki şu anda 60 FPS'deyim, hiç bozmayacağım bunu. Aynen. Bunlar penguen mi? Penguenlere bakabiliyor muyum? Hadi suya girelim. Uhu. Değişik ortam, buzullar filan. Dur, ben penguenlere bakmak istiyorum. Evet, Sunne Etika Bilozero'yu Bilozero'ya çekmemizin tek sebebi bu, penguenlere bakmak. Ha, yüzüyorlar. Merhaba. Yukarı çıkabiliyor muyum? Merhaba. Hayır, mı aldım? Pardon. Bana saldırıyorlar. Merak et, seveceğim sadece. Bırak. Ne güzel. Yani ağzı birazcık tuhaf ama. Envanterime mi geldi? Pending. Envanterimi de taşıyabiliyorum bildiğin yani. Tamam, seni bırakayım. Sevemiyor muyuz? Yok, sevme yok. Sadece tutabiliyoruz. Tamam, okey.
Oo, yalnız dur, sıcaklığımız şey oldu. Oho! Armasyon falan var. Suya gir, suya. Su daha sıcak. Aha. Yeni balık türü. Ne? Bir şey gözcü. Gözcüğün değişik versiyonu. Ve yaşam kodasını geliştirmişler. Yanına güneş panelleri var. Artık enerjinin nereden geldiğini anlayabiliyoruz. Destek kozası bu, yaşam kozası değil. Dur, üreticinin. Ölüm bildirimi. Değerli Ayo hanımı. Ölümünü üzülerek tarafınıza bildiririm. Yine kendi ihmalinden kanayan bir kaza daha da yaradı. Sonucu olarak üzücü bir şekilde vefat etti. Lütfen kız kardeşim vefatından dolayı diye derin taziyelerimi kabul edin. Şunları durdurmamakla birlikte yakın akraba olalım. Bu arada PDA'mız da farklı. Xen Work sanırım. Formu doldurabilirsiniz. Saygılarımızla. 45-46 ve iletişim görevlisi Altera Öte Devlet. Altera burayı bulmuş demek ki. Şey, bizim oradaki şeye gittikten sonra. Robin, guess what? I got the job. Yanında isim şeyler falan çıkıyor. Now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real world stress conditions. Listen, I know your stance on Altera, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. I tried, but that name is just not sticking. He's my little extra bite. I'll leave the starchy tuber's nicknames to you. Anyway, if you say yes, thanks, baby sis. Love you. Okay. Değişik mesajlar filan var. Evet, bildiğim bulmuşlar bak, arka üstünden koymuşlar. Penguen robotu filan yapmışlar. Demek ki ne oluyor bu, ne demek oluyor? Bizim birinci oyundaki karakter uzaya gittiğinde, kaçtığında Altera'ya gitmiş, bu gezegenden bahsetmiş, şöyle bir şeyler var araştıralım falan filan diye. Uzaylılarla alakalı bir şey söyledi mi emin değilim. Bunlar da buraya araştırma üssü filan koymuşlar, bu gezegeni araştırıyorlar. 4546B to Robin. Come in Robin. Remember when we used to play old-timey space explorer? This is kind of like that, but it's even harder to communicate. Well, let's see. I got your last message. Altera is not, as you put it, Alterarizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye to the mechanical avian amphibian, and hello to spy penguins. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. And I think I'm kind of seeing someone. I know it's not like me to just find a date, let alone on a mostly uninhabited water planet, but actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing, but anyway, I'm sorry to hear Xenoworks might be strapped in the revenue department. Sounds like they still have you busy Xenoworking, though. I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but you've put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you, getting to work at a small place where you have control over your research. All right, I gotta go. Later, baby sis. Love you. Bildiğin mesajlaşıyor bize. Hey, Robin. Bunları okumak zorundayız.
Thanks so much for taking care of him, even though he's a cranky Hey! The nickname actually fits that way. A cranky potato. Sesleri, aksanlar falan daha iyi, daha iyi yapmışlar. I really appreciate it. I'm a bit worried about my other baby, the mission. One of my penguins found something. Something big. But Altera is just like, nothing to see here. Honestly, kind of glad you can't answer so you can, you know, rub it in my face. Go ahead, bask in the fact that you were a little bit right about them. My project is on the line. My job, my safety. I heard about Xenoworks getting bought. I'm sorry. But at least you still have your job. Guess you're one of us now. Like it or not, welcome to the Altera family. I should probably go before I say something I regret. Love you. Keep your chin up. Eye on the alien prize. Dışarıda bir şey mi oluyordur? Bir bakabilir miyim? Yüzeyde soğuk ama hava. Tamam, sanırsam güneş falan batıyor. Değişiklikler var da. Herhangi bir şey yapmadan bu mesajları okumamız gerekiyor. Ben zaten videonun başına koymuşumdur. Bunları görmek istemeyen belli bir süre geçebilir diye. I'm sorry. My last message was so awful. Bir şey mi oldu? I've been under a lot of stress. I'm not sure what's going on with anything. I can't really talk about it either. Oh, and I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this. I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer. Çünkü kış bölgesindeyiz. Kutup noktasında. Well, anyway, I'm sure you're mad at me after what I said. But I could really use a friend. You're my sister. I love you. I'm sorry. Tamam, son mesajda bir şey olacak kesin. Hey Robin, I really need someone to know. I'm afraid something terrible is gonna happen. You were completely right about Altera, okay? You were right. I was wrong. The cat should be called Potato. I admit it. Sorry. Bad attempt at a joke. I don't know what to do. Tamam, yerim bir dakika. I guess I should just come out and say it at this point. I've said this much already. Kara bulaşmış, donmuş canavar. That's infected with Kara. Altera thinks they can use it for something. Weapons, experimental treatments, a whole range of things. Trailer'da görmüş mü? But one end of the range is ugly, dangerous, but profitable, of course. What if it gets out while we're messing around with it? Or worse, what if it ends up a bioweapon in the wrong hands? I hope I'm overreacting, but I don't think I am. Anyway, message me back, please. I could really use a friend. You're my sister. I love you. Az mesaj kaldı. Notlar derneği var. Altera ile bağlantımız var ama tam değil sanırım. Tamam, bu araştırma üssünü kuranlar sanırım bu şirket. Bunlara bakmayacağım, aynı şeyler sanırım. Aynen, birebir aynısı. Güneş paneli. Evet, tamam, birebir aynısıymış. Buzulda yaşam kılavuzu, barış. Macera moduna hoş geldin. Güzel yaşam kılavuzu olmuştur. Buzulda yaşam kılavuzu indirdiğin zaman gerekli oluşumu görmüyor. Yapılacaklar listesi. Güvenli bir yere git, okey. Gerekiyorsa ilk yardım uygula, gerekmiyor. Varsa acil durum malzemelerini al. Tetkere kaynakları görmek için çevrenci de kalıcı bir yaşam alanı bul ya da yap. Yaşam alanına ait üretici kullanarak yaşam salonunu üret. Diğer hayatta kalanları bulmak için çevre marketi tercih kurulan, kurtarılana kadar fiziksel ve psikolojik sağlığını koru. Birinci oyunda yaptığımız aynı şeyler yani. Soğuk havalarda yüzeyde keşif yapamayacağını aşınan önerilir.
Yüksek hızlı rüzgarda kısa sürede hipotermin başlangıcı neden olabilir. Bir gözünüz doğal barınaklarda ve sıcak kaplıcalarda olsun. Eğer bir tok giysisine sahipseniz su içinde aşırı soğuklardan korunabilirsiniz. Şu anda o giysimiz var. Beklemedik olaylar yaşanır. Üstten ne kadar uzak kalınacağı hasar edilmez. Yanınızda her zaman iyice kalın. Kat kat giyinin. Yüksek kalite bir kış giysisi. Kış giysisi de olacak. Bir şeyler mi oluyor? Tuhaf tuhaf sesler duyuyorum arkadan. Niye bilmiyorum. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lin said. Abi oynadığımız karakterin konuşması o kadar tuhafıma gidiyor ki şu an. Önceki dilsizdi çünkü. Tamam, okey. Dışarıya birazcık gece gidiyoruz ama. Tamamdır. Şimdi. Depo. Depo bayağı büyük. Tamam, başka bir depomuz var mı? Hayır. Yiyeceğimiz var mı? Hayır. Tarifi iğnele. Ohoho! Çok iyi lan. Aşırı iyi bu arada. Tamam, bu çok işime yaradı bu. Bayağı iyi. Hem de şey yapmışlar. Kare olarak. Ne güzel. Bunları koy. Hadi pusulayı da koy. Ne kadar koyabiliyoruz ekrana maksimum? Bayağı bir koyabiliyoruz. Bunlara gerek yok zaten. Suyosun salkın buralarda da var ama kırmızı olmuşlar. Renkleri değişmiş biraz. Bakır, tel, pil. Tamam, maksimum 6 tane koyabiliyormuşuz. Okey. Tamam, şimdi araştırmaya gidelim. Birazcık akşam gidiyoruz ama akşam daha iyi bir mood olur. Kireç taşını kır. O yer altında. Tamam, şimdi. Boğa gözü mantarı. Tamam, bana titanyum nereden bulacağımı gösterir misin? New creature discovered. Ergenlik geçirmiş PDA. O neydi? Bak şimdi. New creature discovered. Önceden şöyle daha bir ince bir sesi vardı bunun. Ne oldu buna? Oxygen new blueprint synthesized. Sesi değiştiremiyorum. Hiç alışamadım buna. Ben hiç alışamadım buna. Dur değiştir, bir şey değiştir. FPS ekran. Yok. PDA'yı değiştiremiyoruz. Alışmamız gerekecek. Aşırı kalın geliyor, niye bilmiyorum. Niye full tit? Lan yüzey. Evet. Bayağı bir fırtına var yalnız, hiçbir şey görünmüyor. Abi yeni bir şey almaya korkuyorum o sesten dolayı. Dur bekle. Bakır makır ver bana, ne bileyim. Gerekli malzemeleri aldık mı? Su yosunu, bunlar mı su yosunu? Yo, değil. Peki su yosun nerede, onu sorabilir miyim? Buradan birazcık derinleri filan diyor. Oksijen tüpü. Oksijen çipi için yapay iplik istiyor. Tamam, o şeyleri bulmam lazım. Suyosun salkımlarını. Da nerede, hiç bir fikrim yok. Bunlar değil büyük ihtimal. Anladım. Sana abla demeyeceğim, abi diyeceğim artık. Merhaba. Vay, penguenler falan var da. Tamam, yemek ve su bulduk da işte. Bakır makır lazım bana. Ya da daha da önemlisi o suyosunu. Bıçağım yok. Bunları kesemiyorum. Bunlar alınmıyor. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Harita hakkında hiçbir fikrim yok. Suyosun nerede? Bunlar mı? Yok. Hiç alışamayacağım bu sese. Bazı şeylere daha bir grafiksel geliştirmişler. Mesela şu kese balıkları daha bir iyi gibi. O. Güzel. Onu almaya gidelim. Hiç alışamayacağım. Tam olarak ne yedi? Neyse, dur birazcık da tuz alalım. Ve sonunda buldum, tamam. Şeyleri buldum. Yosun. Buradakiler niye kırmızı acaba? Renkleri daha bir değişik falan. Önceki halleri daha iyiydi bence.
Böyle uzaylı şey gibi duruyor. New blueprint synthesized. Su altı motoru, tarayıcımız yok henüz. Kuvars alalım. Oksijen. Şu anda komple araştırma yapıyoruz, etrafı araştırıyoruz. Buralar teknik olarak safe bölgedir. İlk başta doğduğumuz yer hep safe bölge oluyor çünkü. Şimdi acil durum deposuna ulaşmaya çalışacağım da. Merhaba. Bayağı bir var bunların. Bunlar ne tam olarak? He, ters duruyormuş. Oksijen al. Oo. Oh. Ortak yaşam. Bu ne? Dur. Alabiliyor. Bunu niye aldım? New creature discovered. Ortak yaşam mı? Bunun adı niye ortak yaşam sorabilir miyim? Tamam, acil durum deposu bildiğin terk edilmiş üstmüş. Terk edilmiş mi emin değilim. Birinci oyundan alıştım. Oksijen. Araştırılacak çok fazla şey var da. At şunu. İşaret fişe kullanmayı sevmiyorum. Hayır dur. Çok heyecanlandım. Hayır. Lütfen. Hadi. Klasik aynı eşyaları kaybettik değil mi? Ortak yaşam kalmış sadece. Ne kadar ilginç. Neyse dur oraya gideyim bir bulurum. Yolsuz birkaç balık daha alayım. Her oyun ilgicime gitti, o yüzden oksijene bile bakmıyorum. Ve bu balık ne işe yarıyor hala bilmiyorum. Donduruyor. Woo. Sağ ol. Senden oksijen alabilir miyim? Güzel. Fullemiyor ama bayağı bir veriyor. Şimdi oksijen tazeleyip etraftaki itemlerimi geri alacağım. Beacon alabiliyor muyum? Beacon alabiliyor. Tamam güzel, bedava beacon verdi bana. Su, tamam güzel. Tamam burada her şeyi aldık zaten bence. Bunu alabilirim. Tamamdır. Bayağı bir kaynak topladım. Bıçağımız da olsa çok güzel olacaktı da. Tamam, daha fazla derine gitmeyeceğim. Onun bilmediğim yaratıkla ver çünkü saldırgan olabilirler. Hiç risk atmayacağım. Beni niye dondurmaya çalışıyor? Işık çubuklarını alamıyor mu? Teknik olarak onların üstünde pil var. Onları alabilirdik aslında da. Neyse. Biz bununla şey yapalım. Bu arada bunun adı normalde simbiyot. Simbiyotu ortak yaşam diye çevirmişler. Niye bilmiyorum. Yani tam çevirisi olabilir de tuhaf oluyor yani. Hadi mesela delikli balık. Sonra ne bileyim. Kese balığı falan filan. Sonra buna geliyorsun ortak yaşam. Yani tuhaf oluyor biraz. Mesela bu ne? Çok hızlı. Gözcünün şey versiyonu. New creature discovered. Buzul gözcüsü. Tamam, bu merak. New creature discovered. Bunları değiştirmişler birazcık. Daha bir HD olmuş mesela. Su balığı almadım da. De bir şey diyeceğim, asit mantarı yok. Tamam, şu ana kadar yaptıklarımızda bir şeyler yapmaya çalışalım hadi. Yapacak bir şey yok. Güzel, yapabileceklerimizi gösteriyor. Silikon yap. Ondan bayağı bir gerekiyor.
Kaç? 3 silikon gerekiyormuş, o yüzden 2 tane yapalım. Birini de yağlayıcıya çevirin, mutlaka işimize yarar. Tamamdır, cam yap bir tane. Tamam. Titanyumu hurda olarak bulamıyoruz ama. Titanyum birazcık sıkıntı olabilir o yüzden. Bir de normal balık. Ama tutması daha bir değişik bunları. Yani bekliyorum filan birazcık, bekletiyor birazcık. Bıçağı yapalım. Tarayıcı için pil gerekiyor, efendi için de pil gerekiyor. İşaretleyici yapmayacağım. İşaretçi yapmayı direkt öğreniyoruz bu arada. Tamam, o zaman şimdi pil bulmamız gerekiyor. Tamam bak, bu dikkatle bakıyor şey. Diğeri direkt hareket falan yapmaya çalışıyor eliyle. Şimdi pil nasıl yapılıyor sorabilir miyim, asit mantarı yoksa? Kurdele bitkisi. Okey, ve bıçağı tutuş şeyin çok tuhafıma gitti şu an. Bıçağı niye öyle tutuyorsun? Olduğundan daha küçük gösteriyor bıçağı. Evet, bilmediğim de öyle gelince yapacağın klasik şey. Her şeye bıçak atacaksın. Şimdi kurdele bitkisi. O ne? Bunlar değil, bunları kıramıyor. Bu. Bunlar da kıramıyor. Kurdele bitkisini nereden bulacağım? Teknik olarak yakınlarda olması lazım. Yüzeyde falan değildir herhalde. Böyle bir tarayıcımızı yapalım da, çok gerekiyor tarayıcı. Çünkü tarayıcı yaparsak neyle ne yapacağımızı anlayabiliriz. Şu an anlayamıyoruz ve kurdele bitkisi şunlar. Su balığı alabilir miyim? Su balığı, su balığı, su balığı. Okey. Kurdele bitkisi. Sağ ol abi. Ama aşırı kalın geliyor sesi ya. Önceki oyundan hatırlıyorsanız aşırı şeydi. Önceki oyun bayağı normaldi yani. Tuhafıma gidiyor. Tamam, kurdele bitkim var. Şimdi pil yapabilir miyim? Asit mantarı yerine kurdele bitkisi kullanıyor basit olarak. Ama sadece bir tane yapabildim. Yaşasın. Arıtılmış su yap. Tamam, tarayıcı yapabiliyorum şu an. Yap, önemli olan o zaten. All right, I have a scanner. Okay. Bolca madem. I was a little nervous about dropping into an unknown area. Kendi günlüğü var. Luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that, though. In goes a battery and titanium, out comes a scanner. Every xenobiologist's favorite tool. This planet has some fascinating flora and fauna, and I can't wait to learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Altera left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you would have done the same. I will find out what happened to you. Peki Sam hala hayatta mı? I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave. Not far from Adam, your Fred. And here's the Fred trailer'daki adam. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in there. But why? Sammy, I'm no biologist. I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546B. No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can't. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Bunlar
Biz büyük ihtimalle şeylerden, prekursorlardan, uzaylılardan fark etmedik. Sana ne olduğunu bulacağım. Burada sana ne olduğunu bulacağım diyor. Demek ki Sam kayıp. İğneyi kaldırabilirsin zaten yaptığım şeylerden. Boşuna yer kaplamasın. Okey, tamam. O zaman gümüşe ihtiyacımız var. Onlardan yapay iplik yapabiliyordu. Yapay iplik hala aynı şekilde yapılıyor değil mi? Evet, okey. Yüzgeç yapabiliyoruz, tamam. Oksijen tüpü lazım bana. Tamam, yüzgeci de kaldırabiliriz. Bir de el feneri yapacağız. Nereden? Heh, buradan. El feneri... Yüzgeçin şeyini kaldır. Tamam. Şimdi pusula, şey fidan lazım. Yapay ipliği oradan keseceğiz, bir de gümüş bulmamız lazım. Şuradan biraz daha kurdele bitkisi alayım. Dur, tarayabiliyorduk. Öz tarama yok bu sefer. Bakır içerebilir. Titanyum bakır kaynağı, aynı mantık. Kurdele bitkisi. Her şeyi tarama zamanı başladı. Okey. Kırmızı çalığı. Bunu aynı bilgi büyük ihtimalle. Okumak isteyen okuyabilir böyle direkt geçtiğim bir şeyleri. Mor menekşe. Mor menekşe nerede? Bu birinci oyunda gerçekten mordu da şu an mor değil. Aa, oksijen! Hayır! 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 Başardım. Bu oksijen niye ben hiç kontrol etmiyorum ya? Hayır, bilmediğim oyunu araştırırken hiç bakmıyorum oksijene. Ha, bunlar lazım olur. Hiçbir şekilde bakmıyorum oksijene. Boğa gözü mantarı. Toplanabilir ve ekilebilir. Neden? Şu an ne işime yarayacak o? Okey. Bunu tarayabiliyor muyuz? Peki bunu. Büklümlü adam otu. Okey, tamam. Şimdi... Ya, balıklar akşam uyuyordu. Doğru, öyle bir detay vardı. Daha çok manevra yapabiliyor buz gözleri. Şimdilik direkt bakmayalım taradığımız her şeye. Base'e gidince filan bakarız. Anladım. Okey, arada bir şey oluyor. Fırtına filan oluyor. Tamamdır. Suyosunu. Bir. İki. Tamamdır. New blueprint synthesized. Suyosunu. Daha fazlasına ihtiyacım yok büyük ihtimalle. Şu an gümüş gerekiyor bana. Bakır. Bakır. Buradan daha derinlere iniyor. Henüz derinlere inmek istemiyorum. Oksijenime çok dikkat etmem gerekiyor. Neyse, tamam, oksijen tüpü yapabileceğiz artık, o yüzden sıkıntı değil. Tamam, bol bol balık tuttum, merak etme. O daha derinde değişik bir şey var. Galena oluşumu. Buldun mu şunu? Kurşun ve titanyum. Ha, yeni maden eklemişler. Şey versiyonu. Şey nereye gitti? Kurşun nereye gitti? Sadece kurşun içeren şeyi eklemişler. Bakır içeren var, bir de kurşun içeren var. Baktım. Oksijen bitkisi. Oksijen taze. Bitkide oksijen tükendi. Ne güzel. Bir sürü oksijen veren balık var, oksijen veren bitki var. Dur, penguenleri tarayacağım. Kanatlı balık. Ha, bu penguen değil. Ha, bu dondurandı. Bunlara bakarız bir dakika. Penguenleri denk gelirsen penguen de tararım da, tamam. Yapay pik buldum sonuçta.
Tuzdan şey yemek yapmamıza gerek yok. Biraz daha şöyle balık alalım. Envanterimizde yer varsa doluymuş, okey. Tamam, şu anlık iyi gibiyiz. Şimdi eve gidelim, yapacaklarımızı yapalım, bu taradıklarımıza bakalım. Bayağı ilginç ya. Gayet hoşuma gidiyor şu an seri. Pil. Bakır tel istiyordum. Al sana bakır tel. Çok güzel ya. Yanda istediğin malzemelerin hepsine bakabiliyorsun. Tamam, şimdi şundan su yap. Ve bir iki balık yesek güzel olacak. Kurtulmuş yapabiliyor. Tamam, kurtulmuşu yolluk olarak yaparım. Ortak yaşamı yemeyeceğim, değişik bir şey o. Güvenmiyorum. Üç tane yaptım, kalanları da şey yapacağım. Kurutacağım. Kurutunca çürümüyorlar. Yolluk falan yapıyoruz yani, bildiğin. Ve bataryası olanların şarjını gösteriyor. Çok ilginç. Pişmiş. Vital signs stabilizing. Şeylerini gösteriyorlar bir de. Çürümemeyiz şeylerini falan. Şimdi el fenerini yap. Mutlaka işimize yarayacak. Onu kaldırabilirsin. Oksijen tüpünü yap. Sonunda oksijenimiz daha da artacak. Oksijen... Tamam da niye şimdi ekleniyor? Kristal sülfür. Onu nereden buluyoruz? Bilgisayar işlemcisini açtık. Bilgisayar işlemcisini aç. Onarım aletini aç. Bilgisayar işlemcisi şu anlık lazım değil gerçi. Tamam, şu an gümüş bulmamız lazım. Bir de kristal sülfüre ihtiyacımız var. Okey, tamam şimdi... Onları bulmak için derinlere inmemiz gerekiyor tahminimce. Yüzeyi araştırmak istiyorum aslında. Şunu versene. Altera buraya üsülen kurmuş demişlerdi. Oraya bakmak istiyorum. Bu bölümde ilginç bir şeyler de yapalım. Sadece kaynak toplama yapmayalım. Ki zaten büyük ihtimalle bende bölüm şu an 40 dakika oldu. Ama ben bu bölümü büyük ihtimalle 1 saat falan yapma ihtimalim var. Ayrıca PDA okuma kısmından zaten bir 10 dakika falan şey yaptık. Bildiğini donduruyorlar. Dur, ortak yaşamı da tanımak istiyorum. Tamam. Şimdi güvenli bir bölgeye geçelim. Bildiğin buzul her yer. Güvenli bölgeye gidip bilgileri okuyacaktık. O yeni yaratıkların ne olduğuna bakmadık. Yüzeyde düzerken bakalım. İksir şemcisi, boru. Oksijen bitkisi. Okey, oksijen veriyor sonuç olarak. Duyosunu. Aynı mantık büyük ihtimalle. Sade kırmızı versiyonları. Karaya çıkabilir miyiz? Teknik olarak su daha sıcaktır ama. Evet, burada yavaş yavaş sıcaklığımız düşüyor. Otçullar küçük. Buzul görürsün. Daha hızlı ve daha zeki. Bu yüzden diğerlerine göre daha fazla sayılır. Otomatik oluşturulan da beğenmedim. Öneri buz balığı. aynı mantık. Kese balığı. Seek shelter. Tamam, merak etme, bir şey olmaz. Dayanırım. Dayanır mıyım? Ortak yaşam. Ortasını yuva yapan ve onları ne pahasına olursa olsun savunan küçük hızlardır. Vay! Oksijen balıklarının oku. Dolu mu yağıyor? Evet, dolu yağıyor. Sıkıntı olmaz, sıcaklığımız var. Ortak yaşam çoğunluğunda kocaman delik balığı saldırı öncesine alacağı da beslenir. Hızlı hareket ederek hedeflerini sağlarken çok fazla enerji alır. Bu durum sonucu kocaman delik balığı eksisi gelip oksijen almaya bağımlıdır. Bu tarafın kocaman delik balığının son kaçlarını bırakır. O zaman o yüzden ortak yaşam. Oksijen kocaman delikli balıklarla tamamıyla bağlantısı var.
Tamam, merak etme, hipotermi olmaz. Sıcak sular çünkü. Ilık sular var burada. Yelpaze kanat. Ama çok soğuk, tuzlu su püskürttüğü bilinen orta boyutlu avcıdır. Kesici dolu olanlara karşı dikkatli ol. Bize de saldırabilirler demek ki. Tamam, okey. Bir şey diyeceğim de. Yüzeye çıkış yolunu bulamadım. Nereden indiğimi de hatırlamıyorum. Tamam, yaratık yumurtası almayacağım. Tamam, madem yüzeye çıkış yolunu bulamadım. Merhaba, deniz maymunu. Diğer canlı türüne kolumlarını büyük iyi gösteren orta boyutta akıllı olsun. Bu canlı türünün davranışını anlamak için daha fazla düşünün. Parmak benzeri, iki uzantı, mesela basit düzey etkileşim için mantuslarına baktılar. Avcılara karşı büyük ölçüde korkusuzdur. Merhaba. Elimde item duşun tutunca geldi az önce. El feneri var elinde. Aldım. Some of the wildlife down here is very grabby. Yaramaz maymunlar da dondum. Oksijen bitiyor. Lan oksijen bitti. Yukarı. Tamam, o balıklar cidden çok dikkat etmemiz gerekiyormuş. Maymun nerede? Maymunu kaybettim. Maymun burada. Ver onu. Ha, okey. Geri veriyor, okey. Deniz maymunu. Bildiğin çalıyor yani itemleri bizden. Elimizde tutarsak. Yaramaz maymunlar. Some of the wildlife down here is very grabby. If I didn't know better, I'd say they're after my supplies. Okey. O zaman şimdi yapacağımız şey derinlere inmek. Yani yapabileceğim başka bir şey yok çünkü. Gümüş bulmak için daha derinlere inmek gerekiyordur teknik olarak. Tabi buralar birazcık değişik. Yosun kökü. Yosun kökü adının aksine kalın kalın gördüler. Üretimde kullanabilecek kaynaklar toplanabilir. Işıltılı elek mercanı. Bu ışık yani bitki bir elek ya da kevgir gibidir. Tamam. Yani bunlara şey olmadan gitmek, argentit oluşumu. Bu mu gümüş? Gümüş titanyum. Ha tamam, okey. Altın yok ama altın başka bir madenden alacağız sanırsam. Hayır. Oksijenim de bitti. Yukarı çık. Nereden çıkılıyor? Oksijen bitkisi. O çok fazla deniz maymunu var. Aşırı fazla deniz maymunu var. Dur, buraları araştıracağız da dışarı çıkmamız lazım. Dışarı çıkmamız lazım sadece. Bir salın beni ya. Yeter. Kaç tane var? Yukarı nasıl çıkıyoruz? Acil yukarı. Yeter. Her yerdeler ya, her yerdeler. Bu mağaraları incelemek istiyorum da çok oksijen gerekiyor. Yani bir 30 oksijen kaldım falan bırakmamız gerekiyor. Ama pes etmeyeceğim, inceleyeceğim. Tamam, senden süpür bulabilir miyiz? Kristal süpür. Tamam, bulduk. Süpür bitkisi.
Tamam, PDA'ya sonra bakarız. Tamam, sülfür. Tamamdır. Yine mi 48 oksijenim kaldı? Dur. Bir tır daha oksijen yenileyip öyle gidelim. Aslında yapmam gereken şey su altı yüzme aracı yapıp o şekilde gelmekti de. Neyse. Hızlı bir şekilde yüzelim. Ayrıca gümüş bulmanın tek yolu burası gibi. Tamam, bu oksijen bitkileri bir süre idare edebiliyor bizi. Tamam. Çok fazla time'ımız var ya. Kök kabarcı. Araştırabiliyor muyuz? He, yardıma işe yarar dedi buydu. Cala verin. Tarayıcımı almayın lütfen. Yok be, elimde bak yok. Ha, tamam, altın bu. Cala verin altın. Kelly Word. Her neyse. Oksijenim harbi azaldı bayağı bir. Burada tamam, burada yuva var. 30 seconds of oxygen remaining. Tamam, merak etme, bir şey olmaz onda. Burada yuva var. O zaman bu deniz maymunları dediği gibi, PDA'da dediği gibi itemler çalıyorlar ve bir yere koyuyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Bu yuvaları bulursak çok fazla araştırma malzemesi bulabiliriz demek oluyor. Penguenleri de araştırmak istiyorum da. Aslında araştırırız ya. Penguen araştıracağım. Penguin. Neyse dur. Buna bakarız. Şimdi oksijen alıp oradaki su maymunu yuvasını inceleyeceğim. Şu an çok eğleniyorum yani. Yani büyük ihtimal ben bunu bölüm bölüm çekmem. Şöyle bir 2 saat boyunca falan oynarım. Sonra onu bölümlere ayırırım büyük ihtimalle. Buradan daha da derinlere iniyordu, onlara bakmayacağım. Lazer kesici parçası. Deniz maymunu yumurtası. Deniz maymunu yuvası. Tamam, başka bir şey yok şu anda. Ekstradan gümüş filan bulmamız gerekiyor. Kaç gümüş bulduk gerçi? 3 gümüş bulduk aslında. Şu anlık yeterli olabilir. Şu anlık işte sıkıntı orada. Destur gidelim bizim yaşam kalırsa madem. Başka yerler buluruz böyle. Ah, su altı itme cihazı. Buna çok ihtiyacım var. Aa, burada 3 parçada yapılıyor. Normal oyunda 2 parçada yapılabiliyordu. Parça bulmamız lazım. Dediğim gibi büyük ihtimal bunu ben böyle bir oynayışta falan yapacağım, sonra bölümleri böleceğim. Çünkü yani çok iyi, yeni bilmediğim oyunu oynamak sürekli ilerlemek gereği duyduktu neyse bilmiyorum. Son bir parça daha lazım. O parçayı bulup Beyz'e öyle döneceğim. Araştırdığımız bilgilere de bakacağız. Ay bitkisi. Pullu dil anemonu. Mercan köpüğü. Bildiğin uzaylı şey gibi duruyor da neyse. Değişik bir onlara gitmeyeceğim henüz. Sadece su altı yüzme aracı. Adı her neyse, onu halletmem daha iyi gerekiyor. Şuradan birazcık bakır alırım.
Yani Titanium hurda olarak bulamıyoruz ya, o çok kötü bir şey. Titanium'u bir bir filan almamız gerekiyor o yüzden. Buldum. Okey. Şimdi gönül rahatlığıyla base'e gidip bulabiliriz. İki tane daha batarya malzemesi alacağım. Envanter dolu. Bayağı doluymuş. Kurutulmuş olan iyi. Biraz da su içeyim. Tamamdır. Yani teknik olarak karaya nereden çıkılacağını bilmiyoruz. Şu anda yapmamız gereken araç üreticiyi yapıp etrafı keşfetmek. Burada C-Mod var mı bilmiyorum ama onun gibi bir şey yaparsak çok rahatlarız. İstediğimiz her yeri keşfedebiliriz çünkü. O zaman hastalık bitti teknik olarak gezgende. Hiçbir şey olmadığına göre. Onlara maliyeti yap. Lazer kesici hala bulunamadı. Pil. Tamam, pilim de var. Tamam, direkt yaptık şeyi. Pusula için kablolama seti yapsana. Tamamdır. Şunu da şeyini çıkarabilirsin. Lazer kesici bilmiyoruz. Her şeyi yaptık sanırım. Bunu 3'e al. Bunu 4'e al. Şeyi de 5'e al da dur. Bakır tel. Bir bakıra ihtiyacımız var. Lütfen bakır ver. Bakır istiyorum. Sadece bir bakır istiyorum. Bakır. Bakır. Yes. Müzik hafif tuhaflaştı. Bakır tel. Ve su altı motoru. Tamam, bu işimizi aşırı kolaylaştıracak. Sağ ol. Bilgi için. Tamam, şu anda yapmamız gereken hiçbir şey yok. Sadece araştırma yapmamız gerekiyor. Şimdi ay bitkisi. Okumak isteyen okur. Mercan köprü. Okumak isteyen okur. Pullu dil aramını. Bunu da okumak isteyen okur. Olabildiğince hızlı geçmeye çalışıyorum. Deniz maymunu. Yığılmış tortu ve bitkilerden oluşan büyük çanak benzeri yapılır. Deniz maymunları malzeme yığmak ve yuvanı yapısını oluşturmak için genç... Okey. Yani malzemeleri çalıyorlar ve onlarla yuvalarını yapıyorlar. Tamam, o zaman argentit gümüş ve titanyum veriyor. Kaleverit altın ve titanyum veriyor. Galena kurşun ve titanyum veriyor. Kiriş taşı bakır ve titanyum veriyor. Yani tamamıyla şeye bölmüşler. Normalde iki tane şey vardı. Kum taşı bir de kireç taşı vardı. Kireç taşı bakır, titanyum veriyordu. Kum taşı kurşun, gümüş ve altın veriyordu. Bunun hepsini bölmüşler. İyi mi olmuş hiçbir fikrim yok. Kişisel kayıt. Tamam, okey. Şu an hazırız etraf keşfetmeye. Oha! Haritayı genişletmişler mi? Bayağı büyük harita. Ha, şöyle tuşla haritayı açıp kapatabiliyorsun. Haritayı göre önden çekeceğim, hiçbir şey göremiyorum. O zaman şu an araştırma yapabiliriz teknik olarak. Biraz daha ilerli kısımları. Hadi bakalım.
Bumerang. Aynı mantık. Tam değişik bir yerlere geldik. Bunlar ne mesela? Buz anını mı? Buz kütlelerinin ve buzağının altında büyür, atının daha küçük balıklar ve sahip. Perçeler ince diken tüyleri sahiptir. Yüksek besin değeri. Yani bu, buna dokunursak elektrik çarpacak büyük ihtimal. Hadi denemeyeyim, dur, oksijen bitmiş. Akşam hiçbir şey görünmüyor var ya. Dışarıda. Uzanen om yüreği. Okey. Yiyebiliyoruz. Güzel. Yaz karanlıkta çok tuhaf buralar şu anda. Hiçbir şey göremiyorum. Bu ne? Buz bildiğim bu. Dokunsak donacağız büyük ihtimalle. Dur, oksijenimi yenileyim, ondan sonra donarız. Yani her şeyi dokunarak test etmeniz gerekiyor. Donduracak mı şimdi bu be? Hasar veriyor, direkt dondurmuyor. Ama bildiğin önümde spawn oldu. He, spawn oluyorlar. Birazcık kalıyorlar, sonra eriyip geri normal dönüyor. Okey. Şu an nerelere gidiyorum hiç fikrim yok. Etrafı araştırıyorum. Yavaş, aptal ve lezzetlidir. Eğer yakalanabilirse oksijen kaynağı olarak kullanılabilir. Tamam. Niye benim peşimde bunlar ya? Her sıkıntı şurada. Gidip mesela yanlışlıkla hikayeyle alakalı bir yer bulabilirim. Çünkü harita hakkında hiçbir fikrim yok. Ha, tamam. Sonunda yüzeye çıkış yolu buldum bir yerde. Tamam, okey. Hadi yüzeyi araştıralım. Işık çubuğu parçası. Düşük led ışık, okey. Tamam, bildiğim buz. Şunları araştırabiliyor muyuz? Isıl zambak. Aa, base bulduk, okey. John Kuluş'un kenarı bulunan alışılmadığı bir karasal. Gün boyunca yüzünü güneşin önüne kısa yemer ve depolar. Okey. Ve Altera'nın buraya keşfettiğinin kanıtı, bir base bulduk.